Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber evdeki internetinizin nasıl daha hızlı bir şekilde kullanırsanız bunu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce açıklama kısmındaki Discord sunucumuza katılarak sohbet bölümünden benimle iletişime geçebilir, çekiliş bölümünden yaptığım çekilişlere katılabilir, yardımlaşma bölümünden de kısalttığınız veya referans linklerinizi paylaşabilirsiniz. Telegram grubumuza da katılarak burada benimle sohbet edebilir, aynı şeyleri burada da yapabilirsiniz. Şu an 10 kişi var, burayı yeni açtık arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar bu hızları arttırabilmek için yaptığım adımları yaparsanız en azından birazcık da olsa internet hızınızı arttıracaksınız. Yani benim yaptıklarımı yapmaya dikkat edin. Öncelikle sizlere bir text dosyası yani yazı dosyası vereceğim. Bunu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle arkadaki programları kapatmakla başlayalım. Sonra da benim vereceğim taktiklere yavaş yavaş gideceğiz. Benim vereceğim daha iyi arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaki programları kapatmak için şu ok sekmesine tıklayıp buradaki gereksiz programları, kullanmadığınız programları kapatın. Sonrasında burada sağ tıklayıp görev yöneticisi bölümüne geldikten sonra A bölümüne tıklıyorsunuz ve burada internet harcayan bütün programları görebilirsiniz. Burada kullanmadığınız veya gereksiz gördüğünüz programları sağ tıklayarak görevi sonlandır diyebilirsiniz. Tabii ben bu Microsoft'tan olduğu için kaldırmıyorum. Mesela Google Chrome kullanmıyorsanız sağ tıklayın ve görevi sonlandır deyin. Arkada çalışmasın. Burayı kapatıyorum. Şimdi benim taktiklerimi geçelim. Öncelikle arkadaşlar şöyle denetim masası yazalım. Denetim masası yazdıktan sonra buradan A ve internet bölümüne gelip A durumu ve bir görevlerini görüntüle diyorsunuz. Sonrasında burada bağdaştırıcı ayarlarını değiştirene tıklayıp Ethernet'e sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Buradan yapılandır tuşuna basıp sonrasında birazcık sağa kaydıralım ve gelişmiş bölümüne geliyorsunuz. Speed ve Duplex'i seçiyorsunuz ve buradan gelip 100 megabit'i seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra tamam tuşuna basıp zaten buradan da uygula deyip kapatıyorsunuz. Arkadaşlar bunu 100 yapmaya dikkat edin. Eğer sizde 1 ise yani internet hızınızı sadece 1 megabit'e kadar kullanıyorsunuzdur. Bunu 100 yapın, 100 megabit'e kadar desteklesin. Tabi bu bazı bilgisayarlarda işe yarar, bazılarında yaramaz. Ben de yaradı mesela. Bunu iptal diyoruz ve bu sekmeyi kapatmıyoruz. Şimdi sizlere açıklamalar kısmında bir text dosyası vereceğim. Bu dosyayı indiriyorsunuz. Ben hemen o dosyayı bir açayım. Evet, dosyamızı açtım. Burada sizlere vereceğim 5 tane DNS bulunmakta. Bu DNS'te pinglerinizi ölçeceğiz. En düşük pinginiz hangisi ise sizi o sunucuya bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi buradan arama kısmına gelip CMD yazıyorum. Yazdıktan sonra buradaki boyutu birazcık büyütelim. Şöyle daha net görün. Bunu büyüttük. Buraya ping yazıyoruz. Ve ping yazdıktan sonra size verdiğim text dosyasındaki level 13 DNS'i hemen şöyle test edelim. Şu mesela level 13 DNS verdiysem ortadaki kodla test edebiliyorsunuz, haberiniz olsun. Mesela open DNS'i de ortadaki kodla test edebiliyorsunuz. Şuradaki kodu kopyalayıp ping yazıp boşluk bırakıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Enter tuşuna bastıktan sonra benim bu sunucudaki pingimi ölçüyor. Gördüğünüz gibi benim bu sunucuda 40'a 40 MS'im çıktı. Sonrasında bunu kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra ping yazıp tekrardan bunu yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra buradaki pingimi ölçerken Google'ın DNS'ini kopyalıyorum. Bunu siz kendiniz denemek zorundasınız. Bakalım en düşük hangisi çıkacak? Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım sizde hangisiymiş. Burada mesela burada kaç çıkmış benim? 40'a 40 çıkmış. Burada 43'e 43 çıkmış. Burada 52'ye 52 çıkmış. Burada Cloudflare bulunmakta. Buna bakalım. Ping yazıyorum, boşluk bırakıp yapıştırıyorum. Bunu Türknet kullanan varsa gerçekten burası güzel veriyor ve Türk Telekom'unki de güzel veriyor. Bu Türk Telekom'un sizlere verdiği, belki siz bilmiyorsunuzdur bilmeyenler için, bizlere verdiği özel kendi Türk Telekom sunucusunun DNS adresi. Bunu buraya ping yazıyoruz ve yapıştırıyoruz. Bakalım burada kaç çıkacak. Burada benim 7'ye 7 çıktı. Burada 6'ya 7 çıktı. Demek ki benim en az çıkan ping değerim bu olduğu için bu ping değerini kullanacağım. Yani bunu kullanacağım. Şimdi az önce açtığımız sekmeye tekrardan geliyoruz A bağlantıları bölümüne. Buraya sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. İnternetinizi birazcık daha hızlandırmak istiyorsanız şu A internet protokolü sürüm 6'yı kapatın. Bunu açık yapıyoruz. İnternet protokolü sürüm 4'ü çift tıklıyoruz ve tıkladıktan sonra aşağıdaki DNS adreslerini kullan yazıyor. Buraya tıklıyoruz ve mesela benim Türk Telekom'da daha iyi. Bunu üst kısma yapıştırıyoruz. Ortadaki üst kısma gelecek. Yandaki de alt kısma gelecek arkadaşlar. Bunu da buraya yapıştırıp çıkarken ayarları doğru deyip tamam tuşuna basıyoruz.
Bu tuşlara bastıktan sonra bilgisayarınızı bir yeniden başlatın arkadaşlar. Tüm programlar bir yenilensin. Bunları yaptıktan sonra sizin de internetiniz az da olsa hızlanacaktır. Ping değerlerine bakabilirsiniz. Bunu kendi bilgisayarımda ve farklı bilgisayarlarda da doğruladım. Bazılarında da tabii ki işe yaramıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bu videoda like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.